Allah'ım ya Rabbi, arkadaşlar ne hale düştüğüme bir bakın ya. Allah aşkına yani 24 yaşında adam ne hale düştü şu an. Vallahi Kızılay dilencileri gibi oldum ya. DC mi attı adam? Aha DC atmış, hayda. Oğlum bu niye buluşmaya gidiyor gibi giyinmiş adama, bir de Theodorant sıktık anasını satayım, date yolluyor gibi. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün bütün build'lerimde yer verdiğim ama nerf yediği için uzun süredir kullanmadığım perk olan Demir İrade perk'üne geri dönüş yapıyoruz. Çünkü eski haline döndürdüler perk'ü. Yaralıyken hiçbir şekilde ses çıkarmıyoruz. Bu perk'ü sadece şey olarak düşünmeyin. Hani böyle yaralıyken hiç ses çıkarmadığım için işte gidip bir yerin arkasında saklanırım, katil orada olduğumu anlamaz gibi düşünmeyin. Evet, bu işe de yarıyor ama bence asıl önemli olayı şu: katilin sizi göremediği bazı spotlar var kovalamaca esnasında. Hani sadece sesinizi kasarak mind game falan denediği. İşte yaralıyken ses vermeyeceğimiz için bu spotlarda katile göre daha avantajlı olacağız. Çünkü sesimizi kasamayacak, mind game'lerini tamamen şansa denemiş olacak yani. Bu perk bitkinken çalışmıyor, öyle bir sıkıntısı var. Bir yandan kıvrak da var bende. Bakalım ikisi birbirini çok böyle hani counterlarsa kıvrağı çıkartırım artık. Evet, yine arkadaşlar The Game'imize atılmış. Aman diyeyim, The Game oynamazsam bu videoda olmaz. Yani gerçekten John Kramer'ın falan bana sponsor olması lazım ya. Ulan o bile şu kadar görmemiştir şu map'i ya. Oo, bana gelmiş. Dur lan dur hayvan herif. Bir şey olacak şimdi, yine bana girecek, anasını satayım. Şunu hemen bir devirelim arkadaşlar. Yoksa ben biliyorum yani oradan bana bir şeyler girecek. Şurada oynarız bak. Geliyor mu le? Vay! Zeki hilbili, severiz. Çok da zeki değilmiş. Biraz salak hilbili bu. Of, iyi deneme, iyi deneme. Yalnız bir şey diyeceğim, öldüm galiba. Ah, kötü oynadım ya. Sonrasını çok kötü oynadım ya. Onu yapmıyorsun inşallah. Heh, tamam. 3 saniyelik bir kalp krizi geçirdim de arkadaşlar. Tansiyonum çıktı, geri geldi falan, bir şey oldu. Merhaba Sinan Kaya, hoş geldin. Yalnız şimdi şunu düşünüyorum. Ben kıvrak attığım zaman bitkin duruma düşmüş olacağım. Sonrasında da yaralı hale geçtiğim zaman chase esnasında demir iradem çalışmayacak. Kıvrağı mı çıkartsam acaba bir sonraki maçı, nasıl yapsak? Yardımcı olalım arkadaşlar. Size sadece oradan izliyorsunuz ya. Deseniz abi şunu çıkar, şunu tak, şunu yap falan. Bak hala bekliyorum ya. Soruyu sordum, 30 saniye geçti, hala cevap yok ya. Bu kimden 50 kuruş istiyor gibi geldi. Eğer bulursam hepsini alırım. Ben son zamanlarda galiba çok fazla palet saklamaya başladım ya. Az önce mesela palet saklayacağım falan diye öldüm. The Game'deyiz, devir anasını satayım. Bana karşı oynayan herkes patır patır deviriyor. Leyla da sınava hazırlanıyor işte, ne yapsın. Attempt denedikten sonra almasaydım ya, böyle yanından gitseydim anasını satayım. Anan ardım. Kaç kız kaç. Sen davar gibi aşağı atladın. Adam da atladı. Lan sen ne yaptın adama? Oturmuş, bir de Jhene oturmuş. Tam var ya benim karşıma gelen o Allah'ın belasındar var ya, onlardan. Ama bu sefer benim takımıma gelmiş. Yarım kalan işimizi bitirelim. Çünkü arkadaşlar ben bu Nancy'yle lobideyken anlaştım. Dedim ki eğer seni karşıdan alırsam dedim. Yarısı şimdi, yarısı iş bittikten sonra dedim. Önce yarısını healladım, sonra Jhene bitirdik, sonra bir öyle healladım yani. Anlaşma yapın. Solo Survivor'da kazanmak istiyorsanız bu şekilde anlaşmalar yapın. Bana dönüyor, ne benzer. Yetişir diye şu pencereden atlamadım. Yine palet devirmeyeceğim diye öldüm. Gördünüz değil mi? Şunu devirmeyeyim diye öldüm yine. Neyse gitse. Al hadi al, Allah'ın belası al. 3 tane 5 tane puan alacaksın diye. Abi benim adrem var. Bırak bırak, sonucam bitiyor, adrem var. Ben bunu satmayacağım ya. Son asılışım ama. Ha, bizim adam geldi zaten almaya, tamam. İki ucuz kahramanlık yapacağız, ona da izin vermedi ya. Tam böyle fedakar takım arkadaşı gibi görünecektim. Çünkü Hilbil'in uzaklaştığını gördüm. Hani uzaklaştığını görünce dedim ki ben bunu satmayacağım, ayağına falan yatayım. Yemedi. Geldi adam aldı. Oğlum alsam mı lan? Yok ya, escape alacağım. Bloodward'unu falan yoktur inşallah, hemen kaçayım ben. Hayır, bunun ensi de sürekli beni falan aldı. Healladı falan ya. Keşke bırakmasaydım onu. Gençler, bu arada geçen bir şey fark ettim kanalın istatistiklerine bakarken. Ben hani böyle abone olun like atın diyen birisi değilim biliyorsun. Ki. Çünkü bu bana mantıksız geliyor. Benim dememle abone olup like atacaksanız bu beni mutlu etmez. Hani sizin kendiniz, kendi isteğinizle görüp, beğenip, videodan keyif alıp bana abone olmanız beni mutlu eder. O yüzden hani abone olun, like atın falan carcurt demeyeceğim ama bir şeyi merak ettim. Son 3 ayın istatistiğine baktığım zaman abone olmayan kullanıcılardan gelen izlenme %34. Yani 15.000 izleniyorsam 5.000'i abone olmayan kişi. Hani abone olun falan demeyeceğim, gerçekten hani o konuda hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz gibi olup olmamanız tamamen size bağlı. Şeyi merak ediyorum sadece. Hani böyle video karşısında çıkıyor da bu kim diye bir bakıyorsunuz, abone olmayı mı unutuyorsunuz ya da herhangi bir başka nedeni mi var? Onu çok merak ettim. Bir yorumlarda yazabilir misiniz onu? Ben bayağı jenci oldum artık ya arkadaşlar, o eski loop performanslarımızdan eser kalmadığı için tabii ki de. Aa, değmedi lan.
Bunun baltası mı bitti? Sen Allah belanı versin. Sana hiçbir şey demiyorum ya. Ne yapıyorsun oğlum? 150 tur beni baltasız kovaladın Guns Road'da. Kötü bir yerde kaldık arkadaşlar. Balta alıyor. Bu fırsatı değerlendirip hemen kaçacağız daha uzun oradan. Atma 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 şşş. Allah Allah. Dur lan şuradan üstten bir şey gelmesin. Sesi duydunuz mu? Bak hala atıyor bir yerden bak. Balta kaldırma sesi duyuyorum arkamdan ya. Oğlum buraya nasıl düşürdün? Lan. Ananı aldın arkamdaymış ya. La git. Bizim adam beni blokluyor diye ölüyordum. Ne bakıyorsun la gerizekalı kardan adam. Bu benim yerimi söylemiş olabilir arkadaşlar, ben bir işkillendim. Oyunda heal'lama görevi falan mı var? İki maçtır niye insanlar benim peşimde beni heal'lamak için koşuyor? Normalde yalvarsam gelmezler. Daha ne yapayım ya? Daha senin için ne yapayım ya? Canımı mı vereyim, donumu çıkarayım, atayım mı şuraya? Koca medkit adama bıraktık ya. Lan. Güzel dodge bitch. Oo kötü yerde kaldık arkadaşlar. Oo, lan öldük. Allah belanı versin senin ya. O kadar kötü bir hit attı ki yani ne bir yere kaçabildim. Ey son medkit'i geri ver lan. Maç sonu götüreyim lobide geri şey yaparım ben onu tamir ederim. Ana nereden geliyormuş? Uf. Dur dur hala hile oturuyorsun. Dur oğlum tamam görev mi var anasını satayım. Ya kanka bu sefer de balta kaldırmayasın tuttu değil mi amına? Bu sefer de balta kaldırmayası tuttu. Yemin ediyorum bak beni Allah'ım çıldırtıyorlar ya. Devirsem de kaldıracak yani. Hani beynimi mi okuyorsun ya? Devam et oradan. Ben tunnel yerim. Devam et, devam et. Iron Will fake arkadaşlar. İşte Iron Will bu yüzden önemli. Ama çok da bir bohunyoya yaramadı gibi tabi. Öf reis ya, reis ya aman. Aha enayi. Hehe bull. Oh o iki tane bok gibi chase'imi bence şurada affettirdim arkadaşlar. Güzel akıllı oynadım. Window fake'imi verdim. İyiydi bence. DC mi attı adam? Aha DC atmış. Hayda. Güzel. Benim tam bir elimi başlığımı çıkarttı sağ olsun. Ben bir puan falan basayım da bir Macmillan falan bir şey çıkartayım arkadaşlar. Yoksa bu oyun bütün sevmediğim mapleri arka arkaya veriyor bana. Ormond'u sevmiyorum. Yamaoka'yı sevmiyorum. Midwich'i sevmiyorum. Bir The Game iyiydi yani. Midwich'e de birazdan falan gelir büyük ihtimal. Ananı avradın o ne oluyor oğlum? Menüdeyken bir tane 100 Prestige Steve geldi. Adamın lobiye girmesiyle çıkması bir oldu beni görünce. Para falan isteyeceğim sende herhalde anlamadım ama. Tehlike çanları benim için çalıyor arkadaşlar. Oradan bana dön ha aman diyeyim onu falan kovalarsın. Dön dön bana dön. Onu kovalama sakın kovalama onu tamam mı? Onu vurma da nemesizim şimdi. Yeni şey yaptım biliyor musun? E bu hani eğilince vurmuyordu? Dolandırıldık arkadaşlar. Alo. Alo Yonah. Ich bin nach Deutschland. Arkadaşlar takımı bundan sonra düşünmüyorum. Önce kendim. Sonra hızlı hızlı düşüp videolarım bok oluyor. Ben direkt aşımı basarım. Oh Biontech 8. dozu dolduk. Şimdi arkadaşlar bakın normal şartlarda şu spot çok güçlü bir spot. Tur atarsınız, mind game'i çok zor yersiniz ama Nemesis gibi, Huntress gibi, ne bileyim dümenci gibi bir nesnenin üzerinden, bir paletin üzerinden hasar verebilen katiller için çok basit bir spot. O yüzden şu katil güçlü, şu katil güçsüz ya da şu spot güçlü, şu spot güçsüz demek artık bu oyun için çok mantıklı değil. O an olduğunuz konuma göre değişiyor. Karşınızda ne bileyim Trapper varsa o spotta döndürürsünüz. Ama Huntress'i şu spotta döndüremezsiniz. O ağacın üstünden kafanıza baltayı koydu mu görürsünüz döndürebiliyorsunuz mu döndüremiyorsunuz. Dwight'a bak badanadan çıkmış gibi onun gelmiş yanıma. Vallahi kardeşim kolay gelsin ya emekçinin hakkı ödenmez. Öbür badanaya gidiyor bak bak. Baba yeni yere gidiyor. Oğlum zombine... Ha ne oldu? Bir şey mi diyeceksin? Onu kilitlerim ha oraya. Kapatır mı odaya? Kanka bak animasyonun 3,5 yıldır falan bozuk. Yaramaz Matt. Gel gel beleşte gel beleşte gel 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 gel. Vuramıyorsun onu da vuramıyorsun ki beleşte vursan bari.
Bu zombiyi evcilleştireceğim arkadaşlar böyle kör ödeye de. Kimin daha güçlü olduğunu anlayacak. Bir süre sonra diyecek ki ulan bu adam bana istediğini yapıyor. Demek ki ben bu Nemesis bünyesi altında güçlü değilim. Benim güçlenmem lazım. Güçlenmesi için ne yapacak? Onu eğiten, ona itaat etmesini sağlayan kişinin tarafına geçecek. Yani ben. Benim tarafıma geçince ne olacak? Nemesis bunu kendi tarafında sanıyor ya, ben buna saldırtıracağım. Baksana şu salağa, nasıl güçlü olabilir sizce? Nemesis bu zombiyi diyecek ki lan bu benim tarafımda, bunda sorun yok, bu bana zarar vermez. Arkadan göte pandiyi bir koyacak. Nemesis şok. 5. kör edişim. 7-8'de evcilleşir gibi bakalım. Ama tabi zombinin mentalitesi de önemli arkadaşlar. Şimdi sadık bir zombi ise Nemesis ne kadar güçsüz olursa olsun bu zombi ona itaat edebilir. Ya da belki bir çıkarı vardır. Mesela bu zombi diğer zombi akrabalarını işe aldırmış olabilir Nemesis'in bünyesinde. Eğer öyle bir çıkarı varsa benim bünyem altına geçmez gibi. Hatta size bir şey diyeyim mi? Bu zombi 3-4 ay sonra milletvekili olabilir. Benim vallahi şu an aklıma geldi. Çok da mantıklı geldi. Zombi mi olsam lan acaba? Mırıbı. Sizi tanıllatmak için aldım. Oho harbi tanılıyoruz. Tamam flash save'e geliyorum. Dur ben buna... Ananı avradını... Çok sorry. Tamam kurtardım. Çok özür dilerim. Tamamen iyi niyetimden. Ah be. Uhu! Anasına uçan eğim. Vuramadı bir de. Zombi yapma bak. Kralının yapamadığını sen yapma. Kraldan çok kralcı olma. En sevmediğim insan tipidir arkadaşlar. Oğlum bu kadar mısınız lan? Çağır 4-5 kişi daha çağır. Bu kadar mısınız lan? Bu da mı zombi? Ha bu değilmiş. Bu bizdenmiş. Aa önüne çıktık adam ya. Bir tane daha yer mi dedik yemedi ya. Oğlum bütün aşıları bitirmişsiniz ya. Ben dönüşürsem beni nasıl kurtaracaksınız? Ya şu an zombiye dönüşsem arkadaşlar bir anda. Dönüşüm galiba fena öksürüyor bak. Son jeni bitirelim bu iş fazla uzadı ya. Yetişemez. Adrenalin var hiçbir şey olmaz. Hadi görüşürüz. Efendisinin kim olduğunu bilsin. Öyle pekıyor diyerek saldıramazsınız. Nasıl animasyon arkadaşlar? Güzel değil mi? Ağzımla böyle in diye açıyorum kapıyı. Şu şeyin altını ısırdım. Kapının altını ısırdım. Orayı aşağı doğru çekiyorum. Kapıya öksürdüm bütün vallahi mikrop, kir, pis ne varsa hepsini kapıya bıraktım. Bak şimdi bak beni gitti sancak. Atalardan yadigar bizde ata barı var. Başarımı kazandım arkadaşlar. Capstock açık kalmış. Bu aralar çok büyük konuşuyorum ya. Heh yağmurlu hava. Arkadaşlar şu şekil yağmurlu ve kapalı havaları tek ben mi seviyorum? Bu sefer de Albert geldi galiba. Çok güzel değil mi ya şu şekil kasvetli böyle. Tak kulaklığı çık dışarı anladın mı? Oğlum ne oluyor? Çekil de bir sprey alayım. Ne yapıyorsun ya reis? Oğlum bu niye buluşmaya gidiyor gibi giyinmiş adama bir de Theodoran sıktık anasını satayım date yolluyor gibi. Nemesis gelince Albert boş durur mu? Kıskandı tabi. Kedi mi miyavlıyor? Ne oluyor oğlum? Kedi mi var lan bir yerde? Arkadaşlar bu arada geçen şeyi konuşmuştuk ya. Oyuna hani hangi katil hangi survivor gelsin diye. Ben o videodan sonra biraz düşündüm. Yorumlarda da kimse yazmamış. Katil isteklerimi söylemiştim zaten. Treefinger ve Art the Clown'ı istiyordum. Survivor olarak Lara Croft'u istiyordum. Zaten geldi. Yeni bir survivor olarak Stranger Things'teki Dustin'i çok isterim. Yani zaten 18 yaşında geçti galiba o çocuklar. O yüzden hani oyunla gelmesi ve oyunda öldürülüp öldürülmemesi ne dair bir soru işareti kalmaz büyük ihtimal. Aşırı isterdim yani Dustin'in falan gelmesini. Oğlum adam nerede? Ben ne diyorum? Bir yerde ses var, bir şey var. İyisin. Ya oğlum la... Cenab-ı Rabbül Alemin ya. Yine bana nasıl döndü kral? Ben orada... Flash save için uslu bekliyorum ya. Uslu bekliyorum flash save için. Kovaladı... Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ne hale düştüğüme bir bakın ya. Allah aşkına yani 24 yaşında adam ne hale düştü şu an. Vallahi Kızılay dilencileri gibi oldum ya. Nasıl düzeleceğim oğlum? Ne oldu bana ya? Bu ne? Allah rızası için bilir abi. Abi ne olur abi. Ben güneşleniyorum şurada hadi görüşürüz. Güneş de yok ki nasıl güneşleneceğim? Bana bir el at be bir şey yap kaldım mı öyle amına. Oğlum dişçi koltuğunda gibiyim. Bir şey yap bana ben mi seni iyileştireyim? Aha düzeldim lan. Allah razı olsun. Arkadaşlar dolgu günüm gelmişti onu yaptırdım. Aha tek yiyorum. Yaralıyım zaten. Heh, tek yemekten kurtulduk. Allah'ın belasını bulduk saygılarımla. Hayır ya. Buradan geliyor sandım. Niye erken devirdim değil mi? Brüst. Ağır ol adamım. Vallahi fake make bir şey verdim ama arkadaşlar işe yaramadı galiba. Ak. Oradan atlasaydım her türlü düşecektim çünkü sağdan kestirmeden gelecekti. Ben de zıplama animasyonunda olduğum için yetişecekti. İlk iti kötü aldım ya. Tövbe yarabbim ne oluyor oğlum benim karakterin için arkadaşlar cim mi girdi ne oldu bu ne yapıyor kendi kendine ya. Maç sonu elim böyle arkaya götüme falan girecek sürahi gibi dolanacağım ondan korkuyorum. Ya Veskaya'cım niye oradan geliyorsun Veskaya'cım.
Oğlum nereye geldim? Armut dalda asılsın Veskırcım, nasılsın? Oğlum bu mind game'leri niye arkadaşlar, bir şey oldu benim oyunuma ya. Ben bu mind game'leri eskiden iyi yapardım, şimdi %80'ini falan kaybediyorum ya. Çok güzel de sıkıştık diyecektim ki oğlum, adam da şanssız. Ben malım şu anda, adam da şanssız yani ekstra hani. Ok gibi oynadım orayı, yine de düşüremedi. Albert Wesker nasılsın? Vallahi yanlışlıkla chase atıyorum şu an. Daha doğrusu chase atıyor gibi görünüyorum şu an. Vay. Vay. Nereye gitti lan? Oo. Oğlum geldiğini niye görmedim ben bunu? Vallahi billahi ne ışık ne bir şey, hiçbir şey görmedim lan o taraftan geldiğine dair. Oğlum yapmasana, sen salak mısın ya? Efekan öyle kalacaksın anneciğim. Her kancaya asıldığımda başıma bir şey geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi. Iron Will'im var zaten, yaralıyım tam şey, yaralıyken ses çıkarmıyorum tamam mı? Adam beni buradan gitti sanacak. Sonra o Jen'i tekrar yapacağım. Bak geldi şu an. İkimizi de uzaklaştı biliyor. Tamam bak Jen'e vuracak. Diyecek ki bunlar heal'lanmaya gitti. O yüzden uzaklaşacak. Uzaklaşmadı arkadaşlar. Oğlum niye inadına beni burada biliyorsun ki? Gördüm deme bana. Oğlum niye? Niye? Niye ki? Yani bak yani ses tellerim falan yok oldu. Niye? Adam beni almış. Heal'lanmaya gitmiş olamaz mıyız? Ben de vaktimi anana harcamaktan yoruldum. Yani vaktimi anana harcamaktan gelişemedim şu an. O yüzden kötü oynuyorum Albert'cığım. Kusura bakma. Başka map mi yok? Oğlum vallahi Ormond, Yamaoka, The Game, Midwich. Bu dördü arasında git gel yapıyorum ya. Killer Survivor fark etmeksizin. Bak map'in iyiliğinde kötülüğünde değilim. Böyle hani size hoş gelmeyen map'ler olur ya. Renk olarak, tasarım olarak. Burası mesela beni bayıyor. Mesela Bataklı Göl haritası da öyle. Siyah beyaz gibi. Yani 60'larda TRT izliyor gibiyim ya haritayı oynarken. Kelene vuracağım şapla şimdi. Hadi ya salak salak, kalk otur kalk otur yapıyorsun bana. Ne yapıyorsun lan orada? Dur bakayım arkadaşlar, yuva yıkanın yuvası olmaz demişler. Deneyelim. Şöyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? Böyle geçit gibi bir şey. Buradan geçiyorsunuz yer altında kimse olmadan. Solucanlarla, böceklerle. Rahat bir dünya. Aynen bana gel. Anasını avradını sattığımı. Öldük bu arada. Yani şimdi palete gitsem palete özellik atacak. Ne olur chase atayım artık. Vallahi billahi sileceğim oyunu ya. Chase atabileyim artık ya. İlk hasar öyle bir yerde alıyorum ki nereye kaçarsam kaçayım öleceğim yani. Kör gözüm al. Ya bir de orada bana moonwalk çakıyor ya. Bir de orada bana moonwalk çakıyor arkadaşlar ya. Çakamadı flash'ı. Gel kral gel. İki kişiyi ne ara nasıl öldürdün anlamadım ama. Oo, Star ve Mind Game. Çakalı görüyor musun arkadaşlar? 300 saatle hesaba gelen adamın yaptığı Mind Game'e bak. Kardeşim benim ya. Aslanım aslanım. Her türlü öldük. Gel lan bana gel lan. Bana bir chase şansı daha ver lan. Ne yapıyor oğlum onlar orada? Fulüm fulüm gel 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 gel. Kanka sen manyak mısın? Beni eğer kaldıracaksan illa niye o taraftan kaldırıyorsun? Hani bu yardımı yapacaksan bana. Ya neni kıvrak kullanımını gördünüz. Oğlum sen neyin mind game'ini deniyorsun ya? Allah aşkına sen neyin mind game'ini deniyorsun ya reis? Oğlum daha yeni ıska atmadı mı? Ne ara fark o kadar indi? Yani yoruldum her şeyi ağlamaktan. Yoruldum şu an ya. Uçtun gittin reis. Ne ara geldin? 2 saniye salalım dedik spotu. Niye bana öyle pis hareketler yapıyorsun şu an? Bu arada şu spotta biraz daha dönermişim. Şuradan atlamayı başarsam. İşimi şansa bırakmayayım. Azarov atayım dedim. Bu sefer de kurbanların RP'yi atası tutmuş arkadaşlar. RP'yi de aşırı fazla oynuyorum bu aralar. Bakalım onların haritam benim mi? Kimin olabilir yani arkadaşlar, bu da soru mu? Neyse burayı seviyorum, yalan yok. Survivor'ken oynamaktan keyif aldığım bir harita.
Oha oğlum, o elinde içini fırlatsaydın amanım, öyle olmaz. O zaman bir sandığını açalım arkadaşlar. Eli götü ne varsa bulalım artık. 18. Aha bir sandık daha. 11. Davetsizin botu. Tamam. Kemp atıyorsun reis. Senin gibi karizmatik bir beyefendiye yakışıyor mu? Uçuyor ne kanzi? Havalara da gelmeseydin yani şimdi. Bu yaptığın çok mantıklı gelmedi bana. Onu unuttuk arkadaşlar. Eğilerek şey yapardım ben onu ya. Şimdi paleti bloklayacak büyük ihtimal. Oo, kaldırdı tekrar galiba. O ne oğlum, o hangi eklenti lan? Bu sandık geri gelmiş. Aha! Anan ardını... Kral elini çıkarttıydım tam ya. Eline götüne sağlık. Ha, bana gelmedi. Lan yok yok, şş, bir şey yok, bağırma amına. Oğlum bunun eli ne işaret? Dolaptan hızlı çıkınca görünmez mi oluyorduk? Ya da bir dolaba girince diğerine mi ışınlanıyordum? Merhaba. Tamam arkadaşlar, ne işe yaradığını çözmüş oldum. Oğlum yapma şöyle şeyler, ne yapıyorsun amına? Şey yaptı arkadaşlar ama tam anlayamadım ben. Siz verecek 100 dolar. Arkadaşlar siz... Güzel oynadı. Biraz çaresiz kaldık. Şu içeri kaçacaktım ya. Onları atmasa yetişirdim de. Bana mı diyorsun reis? Ne oldu? Ne yaptık? Ne hadsizliğimizi gördün amın? Şurada efendi efendi hillanıyoruz ya. Oo reis. Ayıp oldu ya. Arkadaşlar ben şansıma sıçayım. Vallahi hiçbir şey demiyorum ya. Diğer kızla chase'de ve diğer kız direkt onu almaya gidiyor. Adam camp'i falan bıraktı, buraya geldi. Ben de diğeriyle kovalamaca da bari şunu alayım diye buraya geldim. Önüme çıktı, bomboş bir yerde hit yediğim için kaçamadım ben. Hep birisine gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye ilk hasarı o kadar saçma bir yerde alıyorum ki. Sonra hani chase atacak bir şeyim olmuyor yani. Önüm bomboş. O palette hiçbir şey yapamazdım yani zaten. Yemin ediyorum gitmeyeceğim kimseye falan. Sadece palet campleyeceğim ya bundan sonra. Gideceğim god palıklarının önünde duracağım, devireceğim ya. Adam nereden geldi gördünüz değil mi? Şurası daha yakın adama ha. Siktir git senin morini de al ananı sok. Neyse gençler, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.